Herkese selam. Bugün emeklilikle ilgili konuşmak istiyorum. Çok önemli bir konu. Özellikle yeni nesil emeklilik konusunda çok cefa çekmek istemiyorsa bu videoyu daha dikkatli dinlesin derim. Yani güzel hazırlandım videoyu çekmek için. Şu an Türkiye'de 15,5 milyon emekli var. SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ve Aralık ayındaki tüfe'ye göre bunların maaşları belirleniyor. Bu standart hiç değişmiyor. Bazı temel bilgiler vererek başlamak istiyorum. Bunlar önemli. Çoğumuz belki bunu bilmiyoruz. Yani yaklaşık 13 milyon kişinin emeklilik aylığı bu şekilde artırılıyor. Memur emeklilerinde ise tüfe yine etkili fakat onların ekstradan kazancı nedir? Toplu sözleşme zammı. Bu açıdan düşünüldüğünde Memur emeklisi olmak Zam konusunda Bir parça daha avantaj Sağlıyor gibi görünüyor Ama bazen Tüfeden daha düşük de olabiliyor Bazen tüfeden Daha yüksekte olabiliyor Bununla birlikte son 2-3 yıldır e, Devletimiz şunu yapmaya çalışıyor Kimin emekli aylığı yüksekse Öbürününkünü ona eşitleyelim İşte memurunki yüksekse Diğerlerini de ona eşitleyelim. SGK'nın ki yüksekse onu da ona eşitleyelim gibi bir çaba içerisinde. işte kanun hazırlanıyor. 3-5 puan artırıma gidilip hepsi bir dengeye getirilmeye çalışılıyor. Yani devlet şunu engellemek istiyor. Memur emeklisi daha yüksek aldı. Yok SGK emeklisi daha yüksek aldı. Herkes aynı oranda alsına getirmeye çalışılıyor. Hani burada demek istediğim herkes aynı maaş alsın değil. O yanlış anlaşılmasın. Herkesin maaş zam oranı aynı olsun ki mantıklı olan da bu zaten. Bence mantıklı. Şimdi TÜFE Temmuz ayında 9.48, Ağustos ayında 9.09, Eylül ayında 4.75 olarak belirlenmiş. Yani şey enflasyon, TÜFE enflasyonu. Bunların hepsini kümülatif olarak alınca 25.1 ediyor. Yani SGK ve Bağkur emeklisi şu an itibariyle %25.1 emeklilik zammını hak ediyor şu an itibariyle. Bunun üzerine 3 aylık TÜFE daha gelecek. Yani Ekim, Kasım ve Aralık. Merkez Bankası tahminlerini göz önünde bulundurursak 6 aylık oranın %40'lara dayanacağı tahmin ediliyor. Yani SGK ve Bağkur emeklisine yıl sonunda %40 zam gelme ihtimali var. O zaman memur emeklileri tahmini olarak %50 zam alacak demektir. Bunu kabaca şöyle basit hesapla size anlatırsam çok daha rahat anlarsınız. 10 bin lira alan memur emeklisi 15 bin lira alacak. SGK Bağkur 10 bin lira alıyordu ise emeklileri 14 bin lira alacak. Bu benim kabaca tahminimdir sadece. Emekli maaşlarında en önemli husus tüfe. Tüfenin sadece bakın sadece bir puan bile değişmesi bir memur emeklisinin emekli maaşını 4 bin liraya kadar etkileyebiliyor. Emekli maaşlarına arada bir seyyanen zam yapılması bu açıdan önemli. Sen sadece tüfeye göre zam yaparsan 5 sene içerisinde emeklinin alacağı maaş kuşa döner. Mesela sene başında normal emekli maaşına zammın yanında seyyanen herkese 5.000 lira daha verilmesi bence mantıklı olur. Ama bu yapılır mı bilmiyorum. Zaten bu işin artık bir sisteme oturması lazım. Yani 6 ayda bir bizim bunu tartışmamız çok yersiz. Çok gereksiz buluyorum. Ben şimdi SGK'nın gelir gider dengesine baktım. Şu anda gelirleri giderlerinden daha fazla. SGK'nın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun şu anda kasası pozitif. Gelirleri giderlerini karşılıyor. Artı bir de %3 eline fazladan kalıyor. Bakın EYT'ye rağmen böyle. Fakat önümüzdeki yıllarda bu negatife dönüşecek. Aslında bu videoyu çekme amacım yaklaşan tehlikeye karşı. Henüz emekli olmamış takipçilerimi uyarmak. Şu an ülkede yaşayan 5 kişiden biri emekli. 5 sene sonra bu ülkede yaşayan her 4 kişiden biri emekli olacak. Devlet mecburen emekli maaşlarında kesintiye gidecek. Artık yüksek ücretle çalışan bir kişinin bile alacağı emekli aylığı kendine yetmeyecek. Şimdi çalışmayan emeklilere Kasım ayında bir defaya mahsus 5000 lira ödeme yapılacak. Tamam güzel. Ama kurtarmaz. Yani 5000 lirayı sen verilince hani enflasyona karşı kendini korumak için altın alıp onu 12 ay ya bölüp harcayayım desen aylık ortalaması 400 lira. Şimdi Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı emekli olabilecek mi? 2008 yılında ve sonrasında işe girenlerin emekliliği nasıl olacak? O bile şu an sıkıntıda. Japonya'nın en büyük finansal sorunu emekliler. Devlet Emekli maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Nüfus çok yaşıyor. Ee, ölüm yaşı çok yüksek. Dünyanın en yüksek ölüm yaşına sahip. Ee, şu an ülkemizde 60-65 bandında olan emeklilik yaşının belki 5-10 sene sonra Türkiye için bunu diyorum 70'e yükseltilmesini konuşacağız. 2008 yılında işe başlayan biri 65 yaşında emekli olacak. Yani 1983 doğumlu bir arkadaşım. 25 yaşında işe başladıysa 65 yaşında emekli olacak. Türkiye'de ortalama yaşam erkeklerde 76, kadınlarda 82. Kadınlar 5-6 sene daha uzun yaşıyor. Demek istediğim şu, şimdiden emekliliğimiz için bir önlem almamız gerekiyor. Hani nasıl yapacaksınız? Kendinize bes, bireysel emeklilik sistemi yaptıracaksınız. Ben bunu artık zorunlu görüyorum. Ve emeklilik fonunuzun hangisi olacağını çok sıkı kontrol edeceksiniz. Emeklilik maaşları bir 10 sene sonra şu an bağlanan maaşların yarısı kadar olacak. Yarısı kadar olacak derken bunu oransal bazda söylüyorum. Yani şey bazında enflasyon bazında söylüyorum. Şu an bile 2000 yılı öncesi ve şimdi emekli olanlar arasında 30 puan fark var. Devlet bireysel emeklilik sistemini boşuna çıkarmadı. Devlet enayi değil. Yani bireysel emekliliğe %30 fazladan prim ödüyor. Kim yapar bunu? Bugün şurada diyorum ya ben bir dükkan açsan o kadar kar elde edemezsin. İleride ne yapacak? Kardeşim benim imkanım bu. Devlet bunu söyleyecek ileride. Belki 5-10 sene sonra. Benim imkanım bu. Benden bu kadar emekli aylığı alabileceksin. Git başının çaresine bak. İşte e, BES o yüzden önemli. O yüzden şimdi buna katılmanız gerekiyor Hani Onun dışında ne yapılabilir Ben hep bu video YouTube videolarımda anlattım İki alternatifimiz var En basit iki alternatif Herkesin yapabileceği Birincisi temettü emekliliği İkincisi emlak konut alıp e, Kiraya vererek bu şekilde bir emeklilik geliri oluşturmak Hani böyle bir emeklilik e, Kapısını da açmamız gerekiyor Belki bu üçüncü bir emeklilik kapısı oluyor Şimdi devletin normal emeklilik maaşı var BES var bir de üçüncü bir kapı emeklilik kapısı işte temettü ya da konut alarak kiraya vererek bu şekilde bir gayrimenkul emekliliği oluşturmak. Bir diğer sıkıntı da belki bu gözden kaçıyor. Sağlık giderleri. Şimdi ortalama ömür arttıkça sağlık giderleri de artacak. Bu yüzden kendinize de bir tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında 63 yaş üstü sınırı var. Ama aynı sigorta kurumundan. Kesintisiz olarak 3 sene boyunca tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırsanız ömür boyu sigortalanma hakkı elde ediyorsunuz. Nüfus yaşlandıkça giderler artacak. Doğum sayısı azalacak. Ülkemizde bile doğum sayısı azalıyor. Belki çalıştıracak eleman bulamayacağız. Çalışan kişilerden alınan vergi artacak. Çünkü emekli maaşları çalışanlardan alınan vergilerle ödeniyor. Yani Japonya'nın içinde bulunduğu sıkıntı da yurt dışından göçmen işçi almıyor. Göçmen işçi almadığı için de köle gibi çalışıyorlar. Japonya'da çalışma koşulları çok ağırdır. Yıllık Türkiye'de mesela 5 hafta yıllık iznin var. Japonya'da 2 hafta yıllık iznin zor alırsın. Almanya mesela şeye karar verdi. Baktı Almanya başbakanına dediler. 10 sene sonra çalışacak eleman bulamayacağız. Mecbur diyor ben göçmen alacağım diyor. Almanya bunu kabul etti ama Japonya hala kabul etmiyor. Ee, hiçbir şey yapamıyorsanız her gün benim uyguladığım bir sistem var. Bunu bazı videolarımda anlattım. Tekrar olacak ama izlemeyenler olabilir. Günde 1.5 gram gümüş 0.02 gram altın alabilirsiniz. Ee, bir ayda resmi çalışılan gün sayısı 20. Resmi tatiller dışında alımı yapıyorsunuz. Bazen yorumlara abi ya 30 gün mü alacağız? 30 gün değil. 20 gün. Ayda 20 gün. Bu şekilde devam ederseniz. Yani her gün 1.5 gram e, alt, e, gümüş Pardon 0.02 gram altın. Hani ortalama 70 lira harcasanız ayda 1400 lira ediyor. Bu şekilde başlayıp yol alabilirsiniz. Neden ayda bir değil de her gün? Bunu da sorabilirsiniz. Abi ben bunu ayda bir alayım toplam. Çünkü bu size yatırım alışkanlığı kazandıracak. Ayda bir olursa mutlaka unutacaksınız. Disiplini kaybedeceksiniz. Ee, takipçilerimden 3-4 ay önce buna başlayanlar mesaj atıyorlar sağ olsunlar. Şimdiden 2 gram altınları 120 120 gram gümüşleri oldu. Tebrik ediyorum kendilerini. Yani siz de bugünden başlarsanız e, ve bir sene buna devam ederseniz bakın e, öyle bir birikim elde edeceksiniz ki kendiniz bile aa bak bu kadar oldu falan deyip şaşıracaksınız. Yani bir yerden başlamanız gerekiyor bir şekilde. Yani sürekli... Şeyin konuşulmasından çok sıkıldım Yani her yerde emekli maaşları düşüktür Daha da düşük olacak Daha da kötüye gidecek İyileşme beklemeyin Ben bunu demek istiyorum Başka da Yani Anlatacağım bir şey sanırım daha kalmadı Dinlediğiniz için Hep teşekkür ediyorum Herkese bol kazançlar Dilerim